neden her yıl 13 bin mil uzunluğunda ruj satılmakta? Hayatımız boyunca her birimizin 3000 kezden fazla yaptığı şey nedir? Neden her gün 4000 galon tıraş losyonu kullanılmaktadır? Hayatımız boyunca çeyrek milyon kaloriyi yakmamızı ne sağlar? Ve acaba 240 milyon insan bu gece ne yapıyordur? Bunların tümünün tek bir amacı var. Nedir bu? Seks yapmak. En derin arzular. Seks yapma içgüdüsü sahip olduklarımız içinde en güçlü olandır. Gelecek nesilleri yaratmak istiyorsak hayati bir unsurdur. Bir eş bularak çocuk sahibi olmak güçlü ve acil bir güdü olup atalarımızdan milyonlarca nesildir bize geçmiş olan bir mirastır. Nasıl göründüğümüz neden önemli? Ya da nasıl kokladığımız ve bizi çekici, ideal bir eş haline getiren şey nedir? Ve hangi güçler bizi kıskançlığa ve intikama itmektedir? Erkek ve kadın aynı temel arzuyu paylaşır, seks yapmak ve çocuk sahibi olmak. Fakat bizim bedenlerimiz çok farklıdır. Bunun anlamı da mükemmel partneri bulabilmek için dışarıda birçok seçenek arasında arama yaptığımızdır. Erkek ve kadınların potansiyel seksüel partnerlerine bakışlarını kıyaslayabilmek için Londra'daki bir üniversite kampüsüne geliyoruz. Gizli çekim deneyiminde iki oyuncumuz yer alıyor. Charlie ve Danny. Gizli kamera ve mikrofonlarla diyor. Bunu üstten aşağı gönder. İşte böyle. Onların görevi diğer öğrencileri şüphelendirmeden tercih ettikleri doğrultuda birilerini ayartmaya çalışmak. Seni daha önce kampüste görmüştüm. Bence çok iyi görünüyorsun. Ve bu geceyi benimle geçirmelisin. Ne söyleyeceğimi buldum. Şimdi tek yapmaları gereken tamamen yabancı olduklarına yaklaşıp kaçının buna evet diyeceğini görmek. Merhaba, seni kampüste görüyorum ve bence çok çekicisin. Teşekkür ederim. Bu gece benimle yatar mısın diye soracağım. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Bu bir şaka mı? Hayır, şaka değil. Yapma. Hayır mı? Hayır mı diyorsun? Bu gerçekten zorlu olacak. Bu gece benimle yatar mısın diye merak ettim. Yatar mısın? Hayır, teşekkür ederim. Hayır sanmıyorum. Hayır, asla olmaz, çok üzgünüm. Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Seni kampüste görüyorum. Bu deneyin ilk yapıldığı yer Florida Eyalet Üniversitesi olmuş. Hayır. Oradaki amaç erkek ve kadınların sekse giden yolda temel farklılıkları doğrultusunda nasıl davrandıklarını saptamaktı. Hayır, teşekkür Emin ederim. Emin misin peki? Sonuçlar bıçak kadar keskin geldi. Hayır. Kadınların dediği oluyordu. Sen delirmiş Hayır, olmalısın. Hayır, yalnızca soruyor. Hiçbiri bir yabancının sorusuna evet demedi. Bana hayır dedi. Benim neyim eksik ki? Peki erkeklere gelindiğinde hikaye ne hal alıyordu? I've noticed you around.
Seni hep kampüste görüyorum. Evet. Seni çok çekici buluyorum. Beni mi? Bu gece benimle yatar mısın? Evet tabii, neden olmasın? Benimle yatar mısın? Seni hep kampüste görüyorum. Aa tabii. Ve seni çok çekici buluyorum. Teşekkür ederim. Bu gece benimle yatar mısın? Aa tabii. Evet. Evet. Bu gece benimle yatar mısın? Evet. Florida deneyinde erkeklerin 4'te 3'ü daha önce hiç tanımadıkları bir kadınla sekse evet dedi. Bu gece benimle yatar mısın? Ya kesinlikle. Sınavlarımı yeni bitirdim. Harika bir zamanlama olur. Hayır. Neden peki? Yarın sınavım var. Yarın sınavın mı var? Evet. Peki ya olmasaydı? O zaman evet derdim. Ya pekala. Peki özellikle erkeklerin yarısının kahve teklifini kabul etmesindeki etken ne? Sonuçlar çok benzer. Charlie birçok evet alıyor. Evet belki. Merak ancak ettiğim bir şey kadın var. Kadın bile Deni'yle yatmayı kabul etmiyor. Bak, hem de acaba iyi performansına rağmen. Acaba benimle yatar mısın diyecektim. Hayır teşekkür ederim. Hayır üzgünüm. Hayır affedersin. Hayır mı? Hayır. Yani doğum kontrolünün varlığı ve erkekle kadın arasında eşitlik olduğu kabul edildiğinde iş sekse gelince radikal bir farklılık mevcuttu. Ve bunun basit bir biyolojik nedeni var. İnsan türü içinde tüm yakınlıklara rağmen kaçınılmaz bir gerçek vardır. Bebeği taşıyan kişi kadındır. Annenin tek kişiden çocuk sahibi olacağı sürede erkek yüzlercesine baba olabilir. Dünya rekoru 888 çocukla Fas İmparatorundadır. Çocuğun gelişimindeki bu muazzam fark buradan başlamaktadır, vücutlarımızdan. Bu bir yumurtalık. Kadın vücudundaki en büyük hücrelerden bir tanesi. Ve bir kadın tüm hayatı boyunca bunlardan 400 tanesini dışarı atar. Bunun aksine spermler küçük hücrelerdir. Normal bir boşalma sonrası bunlardan 300 milyona yakını serbest kalır. Ortalama hamilelik 40 hafta sürer ve bu süre içinde kadın 80 bin ekstra kalori yakmaktadır. Bu 30 maraton koşmakla eşdeğerdir. Erkek için bebek yapmak yumurta kaynatmaktan daha az zaman alır ve daha az enerji gerektirir. Bu yüzden bu muazzam farklılıklar gözetildiğinde kadınların seks yapmak için içgüdüsel olarak daha seçici olduklarını saptamak zor değil. Farklı dış görünüşe sahip olanlar için bir araya gelmek dalavere gerektiren bir iş gibidir. Her hayvanın kendi yaklaşma biçimi vardır. Bizler için bu bir randevudur. Debbie Wolf, körü körüne randevulara gitmiş. Onun aradığı nedir? İsmim Debbie. 30 yaşıma yeni bastım. Brighton'da yaşıyorum. Yalnız yaşıyorum. Benim ideal erkeğim Jamiroquai'dan J.K. gibi olmalı. Biraz çılgın, biraz şehir havası taşımalı. Sanırım bana katlanabilecek ve bilirsiniz beni sayacak biri olmalı. Bilirsiniz birlikte gülebileceğiniz biri olmalı. Evet.
akşamki partneri ise Harry. My name is Harry Shears. İsmim Harry Shears. 39 yaşındayım. Bekarım ve West End Londra'da diş hekimliği yapıyorum. West End of London. Sanırım ideal eşim müzikle ilgilenmeli. Klasik müzikle. Hatta konserlerle. Yemek. Pek belirgin bir tercihim yok. Şarap. Bu harika bir randevu olurdu. Debbie ve Harry pek uyumlu bir çift gibi görünüyor. Ama gözleri bir kez buluştuğuna göre içgüdüleri onları şaşırtabilir. Birine çekici geldiğimde kesinlikle çabucak anlayabiliyorum. Çok çabuk. Onlara bir otobüste, bir dükkanda, bir restoranda rastlayabiliyorum. Çekici birini bulabilmek biraz koşullara bağlı. Sanırım bu çok spontane oluyor. Peki cinsel cazibenin altında yatan nedir? Bu birçok faktörün büyüleyici birleşimi gibi. Ama bilim bunlardan bazılarını ortaya çıkarmaya başladı bile. Dış görünüşün ilk aşamada geçerli olduğu gerçek. Ancak erkek ve kadın yine de farklı özellikler aramakta. Kadınlar bebekleri için en iyisini ister. Buna en iyi genler de dahildir. Peki bunu nasıl seçerler? Öz itibariyle eğer biz erkekler hanımlara karşı gerçek bir zafer kazanmak istiyorsak, biraz geometriye özen göstermemiz gerekir. Çünkü bilimin kıstaslarına göre erkeğin vücut şekli bebeğin ne kadar sağlıklı ve çekici olacağının habercisi gibidir. Bu yüzden esnek bir görüntü bu kapıyı fazla aralayamıyor. Ancak... Kadınlara yukarıdan aşağı üçgen şeklinizi gösterdiğiniz anda sonuçları çok farklı olabiliyor. Erkeğin vücudunu çekici kılan en önemli faktör daralan bir bel ve geniş yapılı omuzlar. Ve bu bir tesadüf değil. Bu işaret her iki tarafa da düzgün işleyen bir sistemin varlığını haber verir. Eski insanlığın gelişmemiş dünyasında dahi. Bunun anlamı iyi genlerdir. Erkeğin bu tarzdaki üçgen şekline prim verilmesi genetik bir sonuçtur. Yani kadın erkeğin vücudunu gördüğünde içgüdüleri onun genlerini onaylar. Ve sonuç olarak nasıl bir bebek oluşacağını belirler. Ergenlikten hemen yeni çıktığı farz edilen kızlar, cinsel içgüdülerini harekete geçirecek erkeklerde neler arıyor olabilir? İdeal erkek güçlü olmalı. Kesinlikle benden uzun olmasını isterim. İyi görünmeli. Brad Pitt gibi. Evet.
Güçlü olmalı. Evet, ben sarışın ve mavi gözlüleri severim. Tehlikeli olduğum zaman koruyacak biri olmalı. Tom Cruise gibi biri evet. Mesela. Evet. Erkeğin karın kaslarının olmasını isterim. Karın kasları evet. Peki ya erkekler? Onlar neyi çekici buluyorlar? Bu 11-12 yaşlarındaki çocuklar erkekliğe daha henüz adım atmak üzere. Kızlar eğer büyük şeylere sahiplerse daha çekici oluyorlar. Büyük kalçalar. Büyük göğüsler. Hadi sen. Eğer küçük göğüsleri varsa onlarla olmak hiç eğlenceli olmaz. Ha, komik bir kelime. İdeal yüz şekli. Kıvrımlı vücut. Şişman değil ama zayıf da değil. Evet, ölçülü olmalı. Kadınların kum saati görüntüsü bütün kültürlerdeki erkekler için çekicidir. Bu neden bu kadar güçlüdür? Bunun tek yanıtı var. Ben doğurganım. Genç kızların küçük kalçaları vardır ve göğüsleri yoktur. Temel olarak yukarıdan aşağı doğru düzdür. Ancak ergenlikten çıkarlarken kalçaları genişlemeye ve göğüsleri oluşmaya başlar. Erkek güdüleri için bu onların hamile kalabileceklerinin habercisi sayılır. Bu şekil değişikliği farklı olabilir ama kesinlikle işlevseldir. Ve cinsler arasındaki büyük bir farkı oluşturur. Erkeğin içgüdüsü iyi genler aramasını gerektirmez. Onların güdüleri doğrudan doğurganlık temelini aramaktadır. Erkek ve kadın sağlıklı bebekler edinmek ister. Bunun anlamı bebeklerin savunma sisteminin hastalıklarla savaşabilmesini sağlayabilmek demektir. Her birimiz kendi genlerimiz içinde çocuklarımıza bazı hastalıklarla savaşma yeteneğini veririz. Ve bizim içgüdülerimiz karşımızdakinin farklı bir savunma sistemine sahip olmasını arzular. Neden? Çünkü bu sayede çocuk hastalıklarla mücadele etmek için daha şanslı olacaktır. İş genlere geldiğinde zıt çekim söz konusudur. Bu içgüdüler Newcastle Üniversitesi'nde test ediliyor. Bu kadınlar tarafından giyilecek tişörtlerin koklanması gerekiyor. Testin kapsamında kan testiyle Altı Hanım'ın geni saptanıyor. Bu sayede onların savunma sistemlerini kıyaslayabilecekler. Eğer altı erkeğin geni de kadınların genleriyle uyuşursa sonuç kötü. Kendisiyle uyuşmayan kokuyu bulmak zorunda. Çünkü aksi halde bu çocuğun az sağlıklı olacağını gösterir. Fakat yalnız bir ya da iki gen uyuşursa bu iyi. Erkeğin kendine çekici gelen kokuyu bulması gerekiyor. Çünkü bunun anlamı çocuklarının doğal olarak daha sağlıklı olması demektir. Her kadın tişörtlerle iki gece uyuduğundan kokuları gerçekten sinmiş olmalı. Tişörtler kapalı bir torbaya konuluyor ve dondurucuda korunuyor. Daha sonra kavanoza yerleştiriliyor. Bilim adamı Dr. Craig, Robert'ın ilk olarak koklamasını istiyor. Burada şimdi kadınların giymiş olduğu tişörtleri koklamanızı istiyorum. Altı kadın tişörtleri. Bunun işe yarayacağından şüpheliyim ama deneyeceğim. Tamam. Pekala. Başlayalım. Şimdi bunu mu koklayacağım? Eğer katlanabilirsen. Pekala. Doğrusu beklediğim kadar kötü değilmiş. Yok, bunu o kadar sevmedim. Ama sanırım sıralama yapacağım. Tamam, böyle iyi değil mi? Bazıları kesinlikle diğerlerinden daha çok kokuyor. Evet, bu fena değil. Tişörtler sıraya sokuluyor. En çekici gelen kokudan en az gelene doğru. Fakat seçilenler genetik olanlar farklı mı? Skor 0 ile 6 arasında belirleniyor. Bu 0-6 çıkmış. Harika. Bunun iyi performans gösteriyor. Şimdi sıradaki. Bu da aynı. 0-6. Evet öyle.
Bu inanılmaz. Gerçekten çok iyi. Doğrusu artık buna inanmaya başladım. 1'e 6. 1'e 6. En son seçtiklerim oranı daha mı yüksek olmalı? Evet. Ve her ikisi de yüksek rakam taşımalı. Evet. Doğru, yüksek rakam taşımalı. Aman tanrım. Bu da sonuncusu. Ve 4'e 6. Tebrik ederim. Gerçekten çok etkilendim. Yani içgüdülerimizin en uygun partneri bulabilmek için görünmez sinyallerden yararlandığı ortaya çıkıyor. Birini çekici bulmamızın birçok nedeni var. Ve bu gerçekleştiğinde bedenimiz de aynı şeye reaksiyon verir. En azından erkekler potansiyel olarak eş olmaya hep hazırdır, onlar bunu bilmese bile. Bunun nedeni testosteronun kan dolaşımı için sürekli olarak serbest bırakılmasıdır. Potansiyel partner olma meziyeti, sözsüz temasın başlaması için yeterli etkendir. Ve eğer karşılık gelirse, sıra fiziksel değişikliklerin ön plana çıkmasındadır. Erkek ve kadın beyinleri çok büyük oranda dopamin salgılar. Bu iyi hissettiren bir kimya demektir. Aynı zamanda terimizle birlikte feromen salgılamaya başlarız ki bu karşı cinse olan çekiciliğimizi arttırır. Adrenalin karın bölgesinden kana karışmaya başlar. Bu sayede bir hafiflik ve heyecandan olduğunu sandığımız o hassasiyeti hissederiz. Ve son olarak kan dudaklarımıza ve cinsel organlarımıza ulaşır. Kısacası bir an içinde içgüdülerimiz bizi sekse hazırlar. Bundan sonra ise aklımızdan başka bir şey geçirmemiz çok zorlaşır. Debbie Wolf sürpriz randevusuna hazırlanmaya çalışıyor. Bunu ister misiniz? Bu nasıl? Evet, olabilir. Bir denemem gerekiyor. Onunla tanışma konusunda biraz gerginlik hissediyorum. Yani biraz tuhaf geliyor çünkü o tamamen yabancı biri. Ve siz ne bekleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Tahminime gelince bu iş ya karma karışık bir kabus olacak ya da her şey tamamen ters gidecek. Bu çok hoş ama sizce fazla kapalı değil mi? Evet, biliyorum. Sanırım ben de böyle bir şey istiyorum. O biraz daha büyük. Belki onun aradığı başka biridir. Bilemiyorum. İşte oldu. Bence öncelikle süt yeni değiştirmelisiniz. Sanırım erkeklerin çoğunluğu Lara Croft tipi kadınları istiyor. Ya da Pamela Anderson. Yani bilirsiniz klasik olanı. Sarışın, mavi gözlü, büyük göğüslü. Bilirsiniz işte, sanırım çoğu erkek bunları ister. Sanırım bu iyi oldu. Fazla iddialı değil. Bence oldukça hoş. Umarım o da açık fikirlidir ve nasıl gideceğini birlikte görürüz. Pek ideal bir fiziğim yok. Çok zayıf kadınlara ilgi duymam. Benim için bu bir felaket olur. Bu gece için bütün yemek boyunca hiç konuşmadan geçecek bir gece yerine her şeyi kabul edebilirim. Yani önce iyi arkadaş olabilirsek her şey bunun peşinden gelişebilir. Hayalini kurduğum şey tabii ki hayalimdeki kadını bulmak. Tabii benim yaşımda biri de bir kadının rüyalarında olabilecekse. Debbie ve Harry en sonunda buluşmak üzereler. Fakat birbirlerini çekici bulacaklar mı?
Debbie. Merhaba. Gerçekten çok üzgünüm. Nasılsın? Beklettiğim için gerçekten üzgünüm. Hiç sorun değil. Yemek yiyelim. Evet, lütfen. Biraz içki ve biraz mimiklerle birbirlerini kabullenmeye başladılar bile. Evet Harry, ne zamandır yalnızsın? Kendimi bildim bile. Hadi Debbie, ne kadar acıktığını görelim. Senin yemeğe başlamanı bekliyorum. Balığın nasıldı? Çok güzel. Her ikisini de yedim. Sanırım dişimde bir şey var. Ve sen dişçisin. Ancak ilk izlenim her şey değildir. Hiç kimseyle para için çıkmadım. Asla asla asla. Ve sanırım yapmam gerekirdi. Beni yemeğe çıkaracak, tatile götürecek. Bana hediyeler alacak biriyle olmalıydım belki. Çünkü daha önce hiç olmadı. Ve sanırım bunu ben de denemeliyim. Bana kalırsa paralı bir erkek, parasız bir erkekten daha çekici olabilir. Bir Amerikan araştırmasına göre iyi kazanan erkekler, işsiz erkeklere göre %50 daha fazla evlenme oranı gösteriyor. Bilim adamları buna neden olarak kadın içgüdülerinin onları zor anlarında kollayacak birine yönelttiklerini belirtiyor. Eğer acımasız zenginliğin bazı dişileri nasıl etkilediğini görmek isterseniz hayvanat bahçesini ziyaret edin. Hayvanlar aleminde kaynaklara sahip olan erkek çok çekici bir erkektir. Örneğin penguenleri ele alalım. Penguenlerin bazı türleri için kayalar büyük bir ganimet anlamına gelir. Bunun nedeni kayaların küçük yavruların yaşaması için hayati önemde olması. Uzun ve yassı taşlarla yapılan bir yuva hem buzun soğuğuna karşı daha korunaklı, hem de yumurtadan çıkacak olan yavruların doğması için daha sağlıklı bir ortamdır. Dişiler yalnızca en iyi genlerin peşinde değildir. Onlar aynı zamanda yavrularını koruyacak kaynaklara sahip erkeğin peşindedir. Buluşma, hedefe doğrudan yönelmiş bazı kadınlar için paralı erkekler bulmaktan ibarettir. Bu Kaliforniya restoranında 50 kadın birazdan 10 erkekle yemek yiyecek. Bu pek sıra dışı bir yemek değil. Çünkü burası bir milyonerler kulübü. Yani güzel kadınların zengin erkeklerle buluşmaya geldiği bir yer. Bu dahice olayın kurucusu ve sahibi Patty Stranger. Hanımlar, beylere asla ne kadar parası olduğunu sormanıza izin yok. Anlaşıldı mı? Birçok milyonerle çıktım. Kısacası onlar doğru kadını bulmak için çok yardıma ihtiyaç duyarlar. Fakat gördüğüm kadarıyla para sahibi erkek kendi işinde çok çok fazla çalışmak zorunda kalıyor. Buna bağlı olarak da sosyalliğe ayıracak zamanları olmuyor. Bu yüzden gelip burada bir kadınla tanışmaktan bile çekinceleri oluyor. Onlarla çıkıp anlaşmaktan korkuyorlar. Ülkenin her yerinden gelen milyonerler üye olmak için 20 bin dolar ödemekte. Kadınların üyeliği ise ücretsiz. Kendilerine özen gösteren kadınları seçiyorum. Görünüşlerine özen gösteren, saçlarını yapan, makyaj yapan ama en önemlisi kariyeri olması. Ben modellik yapıyorum. Gerçekten mi? 15 yıl boyunca yöneticilik yaptım. Aynı zamanda da modelim. Birkaç sorum olacak. Kalp atışı yerine parayı seçerdim kesinlikle. Evet, kesinlikle parayı seçerdim. Çıktığım son kişiyi ben seçmiştim. Muhteşem bir adamdı. Sarışın, yakışıklı. Ama benim arabamın anahtarlarını çaldı. Araba koleksiyonum var. Bu benim Cobra'm. Bu... Bugün her milyoner her kadınla 5 dakika geçirecek. Çok yakışıklı ve iyi görünümlü bir adam gelip sizden 10 dolar borç istese ve diğer adam yani zengin olan biraz paspal hatta çirkinse ve size bu gece yemek için jetimle San Francisco'ya uçmak ister misin dese, iyi görünümlü adam giderek çirkinleşmeye başlar ve çirkin kurbağaysa gerçek bir prens gibi görünmeye başlar.
Bu Cannes'da bazı arkadaşlarımdayken yaptığım şey. Yani işim bu. Yani film yapımcısıyım. Tamam, masaları değiştirin. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve bir sonraki masaya geçin. Para çocuğunuz olduğunda ve onu büyüteceğiniz zaman önemli bir faktör. İşte bu benim. Bu benim. Sen misin? Yani beni iki dakikada tanıdın. Tamam. Tamam millet, yer değiştirin. Başka masa bulun. Bu 4 saat süren 450 hızlı randevu demek. Peki herhangi bir potansiyel bir partner buldun mu? Kesinlikle çekici bulduğum bir kadın. Tanıştıklarımdan 4-5 tanesi gerçekten de çok tatlı insanlar. Bazılarını arayacağım ve onlardan bazılarına teklifte bulunacağım. Kesinlikle. Ben kendime kesinlikle muhteşem bir milyoner buldum. Bunu yakında göreceğim. Onlarla çıkıp birbirimizi iyi tanıdığımız zaman tabii. O benim mi bilmiyorum ama çok popüler biri. Eğer erkeklerin bu şova herhangi bir katkıları bulunmuyorsa, o zaman hayvan krallığına geri dönüp karşı cinsi nasıl uyardıklarını görmeliyiz. Bazen bu denetimsiz gösterilere yol açar ve bir teoriye göre insan erkeğinin tıpkı tavus kuşunun kuyruğunu kullandığı gibi bazı semboller kullandığı belirtilir. Ancak mükemmel bir partner bulmak hikayenin sonu olmadığı gibi içgüdülerimizin işaretleri de bununla bitmiyor. Çünkü bu da içinde bölünmeler taşıyor. Şimdiye dek bir erkekle kadının sekse ulaşmak için aralarında oluşan farkları gördük. Peki bir kadının sadakatsizlik etmesindeki neden nedir? Bunun yanıtı da çoğu zamanki gibi biyolojide. Kadın ve erkekler arasında biyolojik olarak öyle fark bulunur ki bu içgüdülerimizi tamamen farklı yönlere kaydırır. Çoğu erkek her zaman ve her gün verimlidir ve herkes bunu bilir. Ancak kadınlar biraz daha karmaşıktır. Yumurtlama söz konusu olduğunda biz insanlar hayvanlar aleminde gerçekten nadir konumdayız. Diğer memelilerin dişileri doğurgan günlerini tantanayla belli ederler. Bazı türlerse yumurtlama dönemlerini kızarmış popolarıyla gösterir. Fakat insan dişileri yumurtladıklarını saklı tutmak isterler. Erkekler için bu harekete geçme zamanı gibidir. Çünkü onlar partnerlerini birkaç günlük verimli konumlarındayken ikna etme şansını kaçırmayı istemez. Ancak kadın için yumurtlama dönemi anlamı bambaşka bir şeydir. Bu hem bir seks yapma fırsatı ve hatta başka bir erkekten hamile kalma şansıdır. Kadınların yegane fırsatı bu değil. Aynı zamanda harekete geçmeleri de mümkün. Çünkü içgüdü seviyelerine göre kadınlar ne zaman karşılık bulmaya hazır olduklarını biliyor. Ve doğurgan günlerinde acil bir alışverişe ihtiyaç duyuyor. Gen alışverişine. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi'nde kadınların farklı ay dönemlerinde nasıl erkekleri çekici bulduklarıyla ilgili bir deney gerçekleştirilmekte. Orada bulunan kadınlara bilgisayar ekranından erkek yüzleri gösteriliyor. Sadece birkaç dokunuşla bu yüzleri sertleştirebiliyor ya da yumuşatabiliyorlar. Bilim adamları buna yüzü feminenleştirme diyorlar. Bu tarafı işaretlediğinizde daha kadınsı görünüyor. Karşı yöne gittiğinizde daha erkeksi oluyorlar. Kadınlar iki gruba ayrılmış durumda. Bir kısmı yumurtlama döneminde ve diğerleri ise değil. Yumurtlama evresinde olmayan kadınlar feminen yüzleri tercih etmekte. Bence yüzün böyle görünmesi daha çekici çünkü daha baskın ve daha erkeksi olduğunu gösteriyor. Bu ilk adam yüzü daha narin olduğunda daha çekici, daha kadınsı ve ürkütücü görünmüyor. Fakat aynı test yumurtlama evresindeki kadınlara uygulandığında sonuç şaşırtıcı oluyor. Daha erkeksi halini tercih ettim. Bu görünüş çok feminen, çekici gelmedi.
Bu kadınlar tamamıyla klasik erkeksi yüzleri tercih ettiler. Bence yüzün böyle görünmesi daha çekici. Çünkü daha baskın ve daha erkeksi olduğunu gösteriyor. Bana kalırsa doğrusu bu. Daha erkeksi görünmesi iyi oluyor. Ve araştırmacılar bunun nedenini soruyor. Bu belirgin çeneli, ince dudaklı ve düşük kaşlı erkeksi yüzler, onlara kısaca sağlıklı ve düzgün olduklarının işaretini veriyor. Kadınların kendilerinden çocuk yapmayı isteyebileceği arzu edilir genlere sahipler. Ancak yine de kadın içgüdüleri onları en iyi verimi alacakları geni bulmak için zorlar. Ve bu davranışların sonucu sadakatsizlikle bitebilir. İngiliz bilimcilere göre aldatan kadınların büyük bir çoğunluğu bunu 4 günlük yumurtlama evreleri içinde gerçekleştiriyor. Ve bu erkek için yıkıma neden olabiliyor. Bütün erkekler adına konuşuyorum. DNA testi yaptırmadığı sürece dışarıdaki hiçbir erkek çocuğun %100 kendinden olduğuna emin olamaz. Big Spring, Texas'ta sessiz bir mahalle. Burası Morgan Weiss'ın evi. Kendisi 38 yaşında bir tren makinisti. 4 yıl önce aile hayatına olan tüm güveni sarsılmış. Morgan 13 yıl önce evlenmiş ve 4 çocuğu olmuştu. En küçük çocuğu ağır hastalanmış ve sonuçlar sistik fibrozis göstermişti. Bu genetik hastalık sadece her iki ebeveynde CF geni bulunursa etki edebiliyordu. Bu geni taşıdığımı öğrendim. Bunu taşıdığımı bilmiyordum. Ve bunu oğluma geçirmiştim. Ve ona baktığımda ona bir şey yaptığımı hissediyordum. Evet, insanın içi acıyor. 3 yıl sonra evlilikleri sona erdi. Morgan çocuklarının velayet hakkını kazandı ve en küçük oğlunun tedavisini sürdürdü. Kendisinin taşıyıcı olduğunu onaylamak için Morgan CF geni testi yaptırdı. Birkaç hafta sonra doktorlar sonuçlar için kendisini aradı. Bana sonuçları aldığını ama oraya gitmem gerektiğini söyledi. Ona ne olduğunu sordum. Bana telefonda anlatmayacağını ve görüşmek istediğini söyledi. Sonra oraya gittiğimde doktor bana sistik fibrozis taşıyıcısı olmadığımı söyledi. Kendisinin CF geni taşımadığını öğrenmek iyi bir haber gibi görünüyordu. Fakat Morgan için büyük bir anlaşmazlık vardı. Küçük oğlunun sistik fibrozis vakası olduğu kesin olarak saptanmıştı. Bunun anlamı her iki ebeveynin de geni taşıması gerektiğiydi. Doktorun Morgan'a kötü haberleri vardı. Hemen yanıma gelip bana, Morgan sana bir şey sormalıyım. Bu çocuğun senden olmadığına inanman için herhangi bir nedenin olabilir mi diye sordu. Ve ben tam böyle oturuyordum ve o an yüzümün üstüne düşeceğimi hissettim. Ama başımı kaldırıp ona baktım ve ne diyorsun, ne demek bu diye sordum. Tekrar bana, Morgan burada bir sorun var ve bunun için DNA testi yapmamız gerek dedi. Ancak Morgan ve tüm çocukları arasında yapılacak en son DNA karşılaştırmasının sonucu, çocukların gerçekten her bakımdan kendisine ait olduğunu gösterebilecekti. Testler yapıldı. Bundan sonrası sadece sonuçları beklemeye kalmıştı. Sonuçların geldiği günü hatırlıyorum. Kaba bir zarftaydı. Beverly, yani yeni karım, sonunda zarfı o açtı. Çünkü ben bundan korkuyordum. Yatak odamıza doğru gitti, zarfı orada açtı ve ben ağlamasını duyuyordum. Sonra bana bakarak çocukların hiçbiri senin değil dedi. Eski karısı sonuçlara karşı çıkmasına rağmen DNA testleri Morgan'ın 3 oğlunun babası olmadığını ancak yalnızca kızının babası olduğunu ortaya koyuyordu. Morgan bu durumdaki her erkek gibi büyük bir depresyon yaşadı. Oğullarımın her üçü de benim oğlum değildi.
Bu hiçbir şey duymamak gibiydi. Ölüm sessizliği başladı. Ve o korkunç titreme. Yani boğazımda düğümlü bir şey vardı ve birden ağlamaya başladım. Buna inanamıyordum. Morgan'ın durumu pek alışılmış bir şey değildi. Dünya genelindeki araştırmalar, her 10 çocuktan birinin biyolojik babası olmadığını bilmeyen ebeveynler tarafından yetiştirilmekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ve evrimsel terimler içerisinde bir erkeğin verimliliğini başka bir erkeğe aktarması felaket kabul edilebilir. Çünkü onun değerli kaynakları boşa harcanmış ve kendisinin olmayan genlere aktarılıyordu. Ve özellikle bu erkek içgüdülerinin cinsel kıskançlık özellikleri taşımasındaki tek nedendir. İskoçya'nın güney kıyısında Mark Pickles'ın en büyük hayali sakin bir hayattı. Benim için ideal gün, nehre gidip, oltamı atıp, bütün günü istediğim gibi geçirmektir. Yani balık avlayarak. Yaşadığı olaya kadar Mark sevgilisiyle 6 yıllık güzel bir ilişki içindeydi. Fakat cep telefonuna gelmiş olan basit bir mesaj, Mark'ın sakin hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Benim partnerim... benim için kutsaldı. Onu çok seviyordum. Şimdi yine duygulanmaya başlıyorum. Ve... Her şey evde geçirdikleri sakin bir akşamda başlamıştı. Olayın sonunda bir yıkım yaşanmış ve Mark'ın kıskançlığı tetiklenmişti. Haftanın normal bir günüydü. Gece geç saatlerdi. Kız arkadaşım şömine karşısında uyumuştu. Ve telefonuna bir mesaj geldi. 15 dakika sonra bir tane daha. Çok mesaj geliyordu. Biri ısrarla kız arkadaşımla konuşmak istiyordu ancak o uyuyordu. Ben de kendime bir çay yapmaya karar verip... masumane bir şekilde mesajları okudum. Ve içinde çok özel, cinsel ibareler olan kışkırtıcı mesajlar vardı. Ve bu yandaki komşumdan geliyordu. Yani yandaki komşumla bir şeyler yaşıyorlardı. O mesajları... tamamen okuduğumda hislerim biraz değil, çok incinmişti. Eğer o benim kutsalıma dokunabiliyorsa, ben de onun kutsalına maalesef gerekeni yapmalıydım. Mark'ın kız arkadaşı ve komşusu aralarında arkadaşlık dışında bir şey olduğunu sürekli reddetmişti. Mark gerçeği araştırmak için beklemedi. Kıskançlığı onu ele geçirmişti. Mark komşunun işte olduğundan emindi. Ama aynı zamanda istediği şeyin komşusunun garajında beklediğini biliyordu. Limitli bir versiyoncu. Beyaz deri iç döşemeli. XGC 4.2 litrelik Jaguar. Cilalı. Pırıl pırıl. Üzerinde toz ya da benzeri hiçbir şey bulamayacağınız bir araba. Çünkü onu kullanamazdı. Sürekli cilalardı. Ve hedefim buydu. Sonra gözlerimi kim bürüdü? Evimdeki elektrikli testereyi aldım. Garaj kapısını parçaladım. Daha sonra da arabayı
tamamen parçaladım. Kapılarını, panellerini, camlarını. Sevgilimi seviyordum ve o benim yerimi almak istedi. Beni kızdıran şey buydu işte. Ben de patlayıverdim. Erkeğin kıskanma içgüdüsü, dünyanın her kültüründe var olan bir içgüdüdür. Avrupalı bir öğrencinin cinayetlerle ilgili raporunda işlenen tüm cinayetler arasında %30'luk bölümün tamamıyla cinsel kıskançlıktan kaynaklandığı belirtilmiştir. Cinsel içgüdülerimiz sayesinde sarsıcı ve sıra dışı bir girdaba doğru çekildiğimizi hissederiz. Tek amacımız birbirimize yakınlaşıp cinsel çekimin güzel yanlarını yaşamaya çalışmakken, hala aşk bilimi konusunda bilinmesi gereken çok şey var. Debbie ve Harry birbirine aşık olacak mı? Harry'nin çok hoş biri olduğunu düşündüm. Onu oldukça çekici buldum. Güzel bir yemek yedik. Sanırım o ilk buluşmada pek rahat olamayan insanlardan. Sanırım onu biraz daha tanımam gerekecek. Ama eğlendim. Bana göre çok eğlenceli. İyi bir partner ve konuşmayı seviyor. Ayrıca konuşmayı yönlendirebiliyor. Ama tabii kişisel şeylerde benden biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. En büyük ihtimalle, büyük ihtimalle yaşlıydım. Ve o benden daha heyecan vericiydi sanki. Sonunda Harry ve Debbie arasındaki yakınlık yürümedi. Ama onlar aramaya devam edecek. Çünkü içgüdüleri onları doğru insanı bulmaya yönlendirmekte. Evet, hayatta gerçek aşkın var olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ve bulmak için hala şans var. İçimden gelen bir ses bağırarak, evet, gerçek aşka inanıyorum demek istiyor. Ama sanırım gerçek aşk engellerin gölgesinde yaşıyor. Fakat birçok çift için engellerin üstesinden gelinebilir. Ama doğru bir partnerle.